Savunma Bakanı önce Irak'ın kuzeyindeki Metinahha, Kurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflere hava harekatı icra edildiği, içinde sorumlu teröristlerin de bulunduğu 20 hedefin imha edildiği duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacakları vurgulanarak, "Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin şu bilgiler verildi. PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metinahha, Kurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Ekim 2023 saat 21'de hava harekatları icra edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtilen açıklamada, "Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı."